Göz tansiyonu nedir ve normal göz tansiyonu aralığı nedir? Şimdi glokom ve göz tansiyonu aslında iki ayrı kavram. Göz içinde bir sıvı devir daimi var. Normalde siler cisim dediğimiz göz içi sıvısı üretiliyor. Önde açı dediğimiz alandan göz içi dışındaki damarlara boşalıyor. Üretimde fazlalık veya göz içindeki sıvının dışarıya akmasında zorluk olduğu zaman göz içinde sıvı basınç yapıyor ve sinirlerde hasar oluşturuyor. Buna sinirdeki hasara biz glokom diyoruz. Göz tansiyonunun yüksek olması glokoma neden oluyor, sinir hasarı neden oluyor. Tek başına göz tansiyonu aslında bir risk faktörü, bir hastalık değil. Evet. Biraz önce de hocam sormuştum. Normal göz tansiyonu aralığı nedir? 9 milimetre civarıyla 21 milimetre civarası, 20 ve üzeri yüksek göz tansiyonu olarak tanımlanıyor. Bunu açıkladınız zaten. Göz tansiyonu yüksekliği glokom Evet. demek. Sinir hasarına neden olursa glokom olarak tanımlanıyor. Evet. Peki glokomda risk faktörleri nelerdir? En büyük risk faktörü göz tansiyonunun yüksek olması. Onun dışında yüksek miyopi, sistemik hastalıklar, diyabet, şeker hastalığı, romatizma hastalıklar, bazı genetik faktörler, özellikle ailede glokom tanısı olan birisi, birinci derece yakınlarında glokom varsa 10 kat risk artıyor. Evet. Peki glokom tanısı nasıl konulur ve göz tansiyonu nasıl ölçülür? Göz tansiyonu Goldman ablasyon tonometresi denilen bir cihazla veya havalı tonometre denilen bir cihazla göz içindeki korneadaki düzleşmeye ölçen özel bir tertibatla göz basıncı ölçülüyor. Glokom tanısı şöyle, görme alanındaki kaybı biz değerlendiriyoruz görme alanı testiyle. Görme sinirindeki kalınlığı daki incelmeyi değerlendiriyor. Aynı zamanda görme sinirindeki göz dibi muayenesinde görme sinirindeki değişiklikleri takip ediyoruz. Bu şekilde takiplerde görme alanı kaybı veya sinirlerde kayıp olduğu zaman glokomda bir progresyon yani bir ilerleme olduğunu görüyoruz. Ona göre göz tansiyonu düşürücü tedaviler başlıyoruz. Evet. Peki, glokom hastalığında başlıca belirtiler nelerdir? Erken tanı için ne gibi belirtilere dikkat etmeliyiz? Glokom sinsi bir hastalık, kolay kolay belirti vermiyor. Göz tansiyonunun çok yüksek değerlere çıkmış olması gerekiyor göz tansiyonunun belirti vermesi için. Bu da zaten akut glokom krizi dediğimiz bir olay. Yüksek hipermetrof ve küçük göz yapılarında göz tansiyonunun ani olarak çok aşırı yüksek seviyelere ulaşması neticesinde korneada ödem oluşması ve işte ani görme kaybı gibi belirtiler olabiliyor ama normalde açık açıldı dediğimiz en sık görülen tipinde belirti vermiyor. Siz farkına varmıyorsunuz göz tansiyonunuzun yükseldiğini. Son ana kadar da görme alanındaki daralma devam ediyor. En son tünel vizyon dediğimiz merkezi görme kalacak şekilde bir görme alanı kaybı oluştuğunda o zaman farkına varabiliyorsunuz. O zaman da çok geç olmuş oluyor çünkü sinirlerdeki kayıp geri döndürülemiyor. Sinir kaybı geliştiği zaman onun onarılması mümkün olmuyor. O yüzden düzenli olarak 40 yaşından sonra göz tansiyonu açısından özellikle ailede bir glokom tanısı olan birisi varsa çok sık olarak yılda bir en az takip olmanızda fayda var. Görme alanındaki kayıplar işte göz içi basıncındaki değişiklikleri takip ederek glokom takibi yapıyoruz. Biraz önce de bahsettim. Göz tansiyonu tek başına bir tanı koydurucu etken değil. Çok yüksek olup glokom gelişmediği durumlar olabiliyor veya düşük tansiyon, normal tansiyonu, göz tansiyonu dediğimiz, glokom dediğimiz hastalıkta göz tansiyonu düşük olmasına rağmen görme siniri kaybı olabiliyor. Biz de yani bunun nedeni de
biz muayene esnasında göz tansiyonunu yüksek saptamayabiliyoruz, düşük saptayabiliyoruz ama özellikle uyanma yakın sabah 5 gibi en yüksek seviyelere ulaşıyor göz tansiyonu. Biz bunu saptamayabiliyoruz yani muayene esnasında. Bizim takip etmemiz gereken görme sinirinde bir kayıp var mı, görme alanında bir kayıp var mı veya göz tansiyonunu şüphelendirici bir bulgu var mı muayene, o zaman düzenli olarak takip edip glokom açısından önlemlerimizi almamız gerekiyor. Evet. Düzenli göz muayenesi çok önemli Evet. diyorsunuz ama. Özellikle 40 yaş üzeri Mutlaka. mutlak her yıl bir kez göz Evet. muayenesine gidilmeli. Peki glokom tanısı koyulmuş kişiler nelere dikkat etmelidirler hocam? Glokom tanısı konmuş kişiler eğer tedavi başlanmışsa tedavi çok düzgün ve hani dikkatli bir şekilde yapmaları lazım. Saati saatine damlalarını düzenli kullanmaları gerekiyor. Biz ilaç kolay kolay başlamıyoruz. Emin olmadıkça göz tansiyonuna bağlı glokom dediğimiz durum geliştiğinden emin olmamız gerekiyor. Çünkü ilaç başladığımız durumda ömür boyu ilaç tedavisi devam ediyor. Bu da çok zor. Özellikle yaşlı insanlar elde titreme, tremor dediğimiz nedenlerde tam göz damlasını düzgün damlatamıyor biliyor veya işte unutkanlık gibi problemler oluyor, damlatamıyor. Bu yüzden de glokom hızlı ilerleyebiliyor. Tedavi düzgün yapmaları şart. Onun dışında beslenme, sağlıklı beslenme, spor gibi alışkanlıklar, vücudun her yerine faydası olduğu gibi göze de faydası var. İşte omega 3 ağırlıklı beslenme, balık yemek veya işte vitamin takviyesi almak gibi önlemler önerilebilir. Çok kahve içmek de aynı zamanda tabii göz tansiyonu arttıran bir etken. Çok sık tüketilirse göz tansiyonunu yükseltebiliyor. Evet. Şu an çok tedirgin oldum. Bir kahve bağımlısı olarak çok tedirgin oldum. Peki tedavi yöntemleri bunların dışında herhangi bir cerrahi yöntem var mı? Ya da cerrahi yöntem varsa yeni yaklaşımlar nelerdir? Onları da merak Şimdi ediyoruz. Şimdi normalde hani katarak ameliyatı gibi değil göz tansiyonu tedavisi. Yani katarak ameliyatı oldu bir daha katarak gelişmeyecek diye bir şey söz konusu değil. Göz tansiyonu tesis konulduğu zaman ömür boyu takip gerektiriyor. Cerrahi olsa da olmasa da. Cerrahi de ilaç tedavisinden fayda görmediğini veya ilaç tedavisine rağmen hastalığın ilerlediğini gördüğümüz zaman tercih ediyoruz. Cerrahi tedavide son dönemde tabii gelişmeler var. Minimal invaziv glokom cerrahisi. Bu konuda da en çok tecrübesi olan doktorlardan biriyim Türkiye'de. Zen jel implant Türkiye'de en çok kullanan kişilerden biriyim. Onun dışında gonyoskopi asistet translüminal trabekülektomi, trabekülotomi dediğimiz cerrahi, gut cerrahisinde çok sık uygulamaktayız. Yani alternatifler çok. Glokom cerrahisi kişinin hastalığın derecesi, işte göz yapısı gibi nedenlerle cerrahi tercih edebiliyoruz. Eğer ilaçlardan fayda görmediğini düşünürsek. Peki, oküler hipertansiyon nedir? Oküler hipertansiyon biraz önce de bahsettiğim glokom oluşması sadece göz tansiyona bağlı bir etken değil. Bazı gözler özellikle kalın korneyalı kişiler hem göz tansiyonu yüksek ölçülüyor ölçümlerde hem sinir daha dirençli oluyor göz tansiyonuna karşı. İnce korneyalar da tam tersi. Düşük ölçülüyor glokom açısından daha hassas oluyor. Böyle bir denge var. Korneayla da bir bağlantısı var bunun. Kornea dediğimiz kısım öndeki camsı bombe kısım. Bunların kalınlığı da glokom açısından önemli. Göz tansiyonu yüksek olup sinirde hasar yaratmıyorsa veya bir sinir kaybı olduğunu görmüyorsak o zaman diyoruz ki kanallar var. Biz lazerle oradaki kanalları genişletebiliyoruz ama hani etkisi çok fazla değil. Cerrahi biraz ötelemek için ve ilaç sayısını düşürmek için yapılabiliyor SLT dediğimiz lazer. Onun dışında son dönem diğer cerrahi tedavilere yanıt vermeyeceğini düşündüğümüzde veya işte daha önceden cerrahi geçirmiş hastalarda
diyot lazer dediğimiz, transskleral diyot lazer dediğimiz, dışarıdan bu göz içinde sıvı üreten siler cisim dediğimiz o kısma dışarıdan lazer uygulayarak bir nevi musluğu kısıyoruz. Yani üretimi azaltıyoruz. Bu şekilde basıncı düşürüyoruz. Bunda da şimdi son dönemde mikropass dediğimiz lazer yöntemi biraz daha öne çıktı. Çünkü bunun daha kontrollü bir basınç düşüklüğü sağlayabiliyoruz bu tedavide. Mikropass'ta da cerrahi öncesi tercih edebiliyoruz duruma göre. Daha önce cerrahi geçirmemiş olsa bile mikropass lazerle bir miktar ilaçlardan bağımsız olarak tansiyonu düşürebiliyoruz. Lazer uygulanabiliyor ama hani dediğim daha çok SLT dediğim lazer daha erken seviyelerde, diğer diyot lazer de ileri seviyelerde tercih ediyoruz.